Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim kitap Zülfü Livaneli'nin Serenat adlı kitabı. Arkadaşlar birkaç günde okuduğum ve gerçekten sonlu ve hikayeyi merak ederek, pek çok şey öğrenerek, pek çok konu üzerine düşünerek, pek çok yeni fikir edinerek okuduğum çok güzel bir kitap. Öncelikle bunu söyleyeyim. Konusu bir kadının ağzından, üniversitede çalışan bir kadının ağzından anlatılan bir hikaye. Ama bu Hitler döneminde Atatürk'e mektup yazma muhabbeti var ya. O dönemde sanırım sığınmacı olarak iltica eden pek çok bilim adamı var Türkiye'ye. O dönemlerle e, günümüz arasında böyle iki farklı zaman ve günümüze etkileri bir konuyu ele alan güzel bir kitap. Normalde savaşları ya da buna benzer yıkıcı olayları hani böyle milyonlarla falan ifade edilince ya da işte şu kadar insan öldü bu kadar sanki böyle hani şey gibi oluyor. Tarih biliminin mantığını anlamamak gibi oluyor. Yani çünkü tarih aslında bunlar yaşanan olaylar. Hani işte burada bu bilince daha çok yaklaştırıyor. Bir kişinin hikayesini okuduğunuz zaman etkileniyorsunuz ve bunu milyonlarca insanın bu şekillerde, değişik biçimlerde, değişik şekillerde bu tarz yıkıcı olaylardan ne kadar çok etkilendiğini ve bunun aslında dünyayı ve toplumu, toplumları ne kadar çok etkilediği üzerine düşündüğünüz zaman bu insanlığın üzerindeki şunu fark ettim yani bizim hepimizin, hepimizin aslında direkt bu olaylardan etkilendiği savaşlar çünkü biz birey olarak bir kültürel mirasın aslında içindeyiz yani. Hani benim babam, dedem, dedemin babası vesaire, anne tarafı bilmem ne filan. Hani soyun aslında benim büyük dedem anne tarafından mesela işte Çanakkale'de gazi oluyor tamam mı? Ve işte nasıl diyeyim bir süre sonra da işte vefat ediyor filan. O benim anneannemi etkiliyor. O benim beni annemi etkiliyor. Onun üzerinde bir etki bırakıyor o işte bilmem anne figürü, baba figürü bilmem. Hani demek istediğim tarihi bu şekilde ele almak gibi. Yani sizin sallıyorum işte nasıl diyeyim bir olayınız vardır. Oradan birileri göç etmiştir. Bir yerde savaşta bir yakınınızı kaybet. Ama aslında o anneanne, babaanne falan bizi etkiliyor yani. Bu etkiler ve anladığım kadarıyla bu şekilde düşününce de insanlık gerçekten çok büyük bir yük taşı sırtında, bir sürü büyük etki ve maalesef bayağı da acı etkiler taşımak gibi bu iki konu üzerine de düşündüm diyebilirim. Burada fark ettiğim şeyler şu oldu. Şimdi bu bahsettiğim kültürel miras taşıdığımız insanların taşıdığı yüklerden bağımsız bir birey aslında düşünülememesi gibi. Yani bir şekilde benim Hikayem ben aslında tamam insanoğlunun hayatı bir kitap gibi ama aslında o kitabın öncesinde yazılmış kitaplar var. Onun bir devamı gibi benim hikayem. Benim babamla alakam çok önemli. Hani bir nevi şey olur ya böyle hem çünkü genetik olarak zaten şeysin hem de bir kültürel olarak e, bu mantığı bana daha fazla düşündürdü diyebilirim. Aynı zamanda Dediğim gibi savaşların yıkıcı etkisinin e, ne, ne kadar büyük olabileceği üzerine düşündürdü diyebilirim. Bir de e, bunlara biz bireysel hayatlarımızda, kendi hayatımızda nasıl böyle eksik yanları görmeme eğilimindeysek, devletlerin de aslında kendi tarihlerinde bu tarz şeyleri görmeme eğilimi, bazı şeyleri politika gereği değiştirme gereklerini aslında ben, yanlış olduğunu fark ettim diyebilirim. Çünkü devlet dediğimiz şey bence bir kitaptır, kitap olmalıdır. Yani anayasa dediğimiz yasalar etrafında. Devlet bence bir kitaptır ve şeydir böyle hani granit gibidir. Yani nasıl diyeyim insani bir şey değildir gibi. Yani buradan demek istediğim hani bir toplum sözleşmesi falan gibi. Şahıslarla alakası yoktur yani onun. Devlet böyle bir mekanizma olmalı ya da öyle diye varsayıyoruz. Bu doğrusu bu çünkü. Hani bir kanun yazarsınız, o kitaba yazarsın. Odur. Hani esas şey soyut bir şeydir. Ama işte devletlerin bir partinin mesela bir parti mesela işte bu Hitler örneğinde olduğu gibi kendini devlet zannetmeye başladığı zaman ya da bir şahıs kendini devlet zannetmeye başladığı zaman kitabın dışına çıkmaya başlıyor ve bu aslında çok büyük yıkımlara sebep oluyor gibi. Yani bence bu büyük bir tehlike şahısların ya da partilerin kendilerini devlet zannetmeleri. Halbuki devlet tek hiç kimse yoktur yani. Hani Ahmet gider, Mehmet gelir falan gibi. Yani bu herkes aslında o kitabın bir şekilde memurudur. Konumu, statüsü bilmem nesi. Yani devletlerin insan gibi davranmaması gerektiğini daha iyi anladım diyebilirim. Gerçekten kitaba uygun davranılmasının önemini anladım ve ama sanırım galiba bu pek böyle olmuyor gibi. Yani çünkü neden olmuyor? Yani şöyle bir durum var. Kitapla bağlantılı olarak geçenlerde bir avukat bir arkadaşımla konuşuyordum da yani şöyle bir şey var yani. Beni düşündüren bu konu üzerine kitaptaki mevzu da aynı şekilde yani alakalı öyle söyleyeyim. Şimdi mesela bir komşunuz var diyelim ve sizin komşunuzla bir hukukunuz var. Şöyle düşünün arkadaşlar ama siz şunu biliyorsunuz. O komşunuzun birkaç tane adamı var ve sizi takip ediyor. Evinizi bilmem neyinizi bazı şeylerinize müdahale ediyor filan. Sizin de birkaç tane adamınız var ve onu takip ediyorsunuz. Açığını kolluyorsunuz bilmem ne filan. Ama siz komşunuzu görünce işte günaydın falan diyorsunuz. Şimdi bu günaydın samimi mi? Değil. Yani sanki dünyadaki devletlerin durumu da bu. İşte devlet ilişkileri. Yani kastettiğim istihbarat örgütleri. Şimdi sallıyorum. İstihbarat örgütlerini düşünün. CIA'yı bilmem ne falan. Şimdi biz işte Amerika'nın söylediklerine bilmem nesine mi inanacağız? Ama altta yatan bu istihbarat örgütlerinin neler yaptığı belli olmayan ve pek çok konuda aslında yani şunu söylemeye çalışıyorum bir nevi şey gibi iki tane mekanizmanın olması sanki bu bahsettiğim devletlerin kitap gibi olma mantığını tamamen bence oradan kaldırıyor yani şey gibi bahsettiğim hiçbir önemi kalmıyor gibi yani bu hani iki yüzlü bir şekilde bir insanla muhabbetiniz vardır ya ona dönüşmüş gibi oluyor yani ben mesela birinden gıcık oluyorum ona düşmanım ama nasılsın iyi misin falan filan diyorum o da bana sahte bir şekilde konuşuyor ama altta bir şey var yani üstte konuştuklarımız hava gibi olmuş oluyor esas e, yani bu sistemlerin e, aslında bütün bu kitapları e, ve kitapları dediğim devletlerin o yasaları bilmem hepsinin boşa çıkarması gibi bir duruma yol açıyor gibi sanırım günümüzdeki devlet anlayışları daha henüz medenileşememiş bir dünyada yaşadığımı bana hissettirdi bu e, ikili konu. E, çünkü net değil gibi. Altta çünkü her şey serbest gibi bir durum. Buna benzer bu konuları da düşündüm. E, arkadaşlar böyle güzel bir kitap. Dediğim gibi yani Akıcı'yı ben severek okudum birkaç gün içinde. Dili insanı sıkmıyor. Birinci konuşma dili gibi... E, insanı hikayeye çekiyor, bir sürü bilgi veriyor vesaire. Güzel bir kitap. Bu tarz konular ilginizi çekiyorsa... E, tavsiye ederim. Ben... elimden bırakamadım... diyeyim ya. Öyle söyleyeyim. E, beğenerek okuduğum güzel bir kitaptı. Sizlere... yeni... E, fikirler vereceğini düşünüyorum. Çünkü... Ee, bazı noktalarda böyle e, normalde e, kap fazla soru sormadığımız ya da bilmem ne yapmadığımız kapıları açmış gibi oradan insana bir fikir veriyor gibi benim hoşuma gitti hikayesi de çok güzel ee, üzerine düşünülüp araştırılıp bazı şeyler araştırma gereği duydum ben de kitaptan sonra şimdi önümüzdeki günlerde biraz bakarım filan benim hoşuma giden bir kitap oldu. Valla tavsiye ederim. Eğer ilgileniyorsanız zaten çok da sevilen bir şeymiş. Ben normalde Zülfü Bey'in ilk okuduğum kitabı ama çok sevdim diyebilirim yani öyle söyleyeyim. Ee, böyle çok uzun konuşulabilir ama fazla e, nasıl diyeyim güzel bir kitap bence sevdim yani öyle söyleyeyim tavsiye de ederim hepinize güzel bir roman okumak istiyorsanız gerçekten güzel bir kitap diyebilirim. Biraz üzüldüm bazı yerlerde ama güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlu günler.